Sevgili öğrenciler, tekrar merhaba. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. EBOB, EKOK nasıl bulunacağını öğrendikten sonra şimdiki konu başlığımız EBOB ve EKOK problemleri. Biz şimdi soru tiplerinde bazı sorularda EBOB'la bazı soru tiplerini ise EKOK'la çözüyoruz. Buna karar vermek için şöyle güzel pratik yöntemlerimiz var. Bunları beraber işleyelim istiyorum. Şimdi zaman içeren ifadeler. Yani bir soru kalıbında zaman geçe, geçiyorsa. Yani zamandan kastımız ne? Gün, hafta, ay, yıl, saat, dakika, saniye. Bunların gibi ifadeler geçiyorsa arkadaşlar. Biz bu soru tiplerini, biz bu soru tiplerini ekok ile çözeriz. Yani zaman içeren ifadeler, soru kalıpları ekokla çözülür. Yani kastımız şu veya anlatmaya çalıştığımız şey şu. EBOB demek EBOB. En büyük ortak bölen. Ekok demek en küçük ortak kat. Yani kat bulmamız gereken sorularda ekok, bölen bulmamız gereken sorularda ise EBOB yapıyoruz sevgili gençler. Evet. Devam ediyoruz. Bakliyat soruları. Yani bakliyat soruları derken arkadaşlar bu bakliyatı sadece ben e, kelime anlamı olarak genel bir kavram olarak aldım. Tabi pirinç, mercimek, un, yağ, şeker. Bunun gibi bunu, bu şeyi daha da Çuvalta çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bakliyat soruları. Yani bakliyattaki mantığımız şu. Yani markete gittiğimizde biz pirinç almak istiyoruz. Marketçi koymuş böyle kocaman bir çuval. Biz tabi çuvalı alamayacağımız için ne yapıyoruz marketçi? At, efendim diyoruz ki 2 kilogram bana ne ver? Pirinç. Adam na, ne yapıyor? Daldırıyor bir tane küreği var böyle. Küreğini alıyor küçük poşetlere bölüyor. Yani büyükten küçüğe bölüştürüyor. Böleceği için, böleceği için arkadaşlar, biz bu soru tiplerinde EBOP yapacağız. Evet. Farklı soru tipleri olarak neler gelebiliyor? Terzi, yani soru kalplanda terzi ifadesi geçiyor. Tahta kesmeler geliyor, kumaş soruları geliyor. Biz tabi terzi, terzideki mantığı anlamak önemli. Terziye gittiğimiz zaman, işte önceden, şimdi, e, eskiden ne yapıyorduk? kumaş alıp e, e, ceket diktiriyorduk, pantolon diktiriyorduk veya başka şeyler diktiriyorduk. Kumaşı terziye götürüyoruz. Terzi ne yapıyor? Ölçümüzü alıyor. Kocaman kumaşı açıyor. O ölçüye göre kumaşı ne yapıyor gençler? Kesiyor. Yani terzinin yaptığı burada işlem arkadaşlar bölme işlemi. Yani bölme işleminde hangisi uygulanır? Ebob uygulanır. Peki. Yine geçiyoruz. Soru kalıplarımızda neler oluşabilir? İşte bizim bilyelerimiz olabilir, cevizlerimiz olabilir ve biz bu bilyeleri, cevizleri, işte tokalarımızı, işte beşerli, yani şerli, altı şarlı yedi şerli, iki şerli, şerli, gruplara ayırıyoruz. Yani şerli, şarlı, elli, arlı, illi gibi ifadeler geçiyorsa arkadaşlar. Bizim buradaki mantığımız da şu. Hani bizim işte beşerli ayırdık gruplara, altı şarlı ayırdık. Demek ki bizim bilyelerimizin sayısı veya cevizlerimizin sayısı 5 ve 6'ya bölünebilen bir sayı olmalı. Yani 5 ve 6'nın bir katı olmalı. Katı olacağına göre şerli şarlı 50 ifadelerde arkadaşlar yapacağımız şey ekok. Yani en küçük ortak katı bulacağız arkadaşlar. Açıklık ve soruları. Yani açıklık ve soruları bizim işte bize diyecek ki dikdörtgen şeklinde bahçemiz var bu köşelerine de gelmek şartıyla birazdan sorularda da göreceksiniz. Ağaç dikeceğiz falan filan. Bu gibi sorularda arkadaşlar yapacağımız şey biz dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin aslında ne, ne yapıyoruz? Kenarlarını eşit aralıklarla göre bölme işlemi yapıyoruz. Yani bölme yaptığımıza göre ağaç dikme soruları arkadaşlar bizim için EBOB'dur. Peki. Yani not olarak yani işin özü şu. Eğer biz parçadan bütüne doğru gidiyorsak, yani küçük parçalardan bütüne doğru gidiyorsak. Burada uygulayacağımız yöntem ekok. Bütünden parçaya, yani kocaman bir bütün düşünün. Biz onları parça parça bölmeye çalışıyoruz. Yani böleceğimiz için burada yapacağımız şey de ebob'dur arkadaşlar. Peki. Biz o zaman bir kez daha, bir kez daha ebob ekok problemlerinin bir özünü anlamaya veya anlatmaya çalışalım. Zaman içeren ifadelerde biz neyi kullanacağız? Yani gün, hafta, ay, yıl, saat, dakikada da kullanacağız. Bakliyat soruları pirinç, mercimek, un, yağ, şeker bunun gibi daha da çoğaltabiliriz genel olarak. Bakliyat dedim ben. Ebob uygulayacağız. Terzi, tahta kesme, kumaş sorularında biz yine EBOB'u uygulayacağız. Şenli, şarlı 50 yani soru kalıplarında şenli, şarlı 50 gibi ifadeler geçiyorsa ekoku uygulayacağız. Ağaç dikme soruları her bir e, kenara eşit olarak böleceğimiz için, bölme işlemi olacağı için EBOB'u uygulayacağız. Ve genel mantığımız parçadan bütüne gidiyorsak ekok yapacağız. Bütünden parçaya gidiyorsak da EBOB yapacağız. gençler. Peki EBOB ekok soruların genel olarak mantığını anlatmaya çalıştıktan sonra arkadaşlar biraz sizlerle EBOB ekok sorusu çözmek istiyorum. Tabi bunu Akıllı tahtamızdan yapalım. Zaman açısından bir sıkıntı olmasın. Evet arkadaşlar. Bize diyor ki 36 metre ve 48 metre uzunluğundaki iki tahta parçası uzunlukları en büyük olacak şekilde. Uzunlukları arkadaşlar en büyük olacak şekilde Eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Biraz önce de belirttim. Şimdi arkadaşlar tahta parçası, tahta parçasını bizden eşit olacak şekilde parçalara ayırmamızı istiyor. Yani biz burada arkadaşlar bütünden parçaya gitmek istiyoruz. Ve o zaman biz bu soruyu arkadaşlar hemen neyle çözeceğimizi belirliyoruz. Bu sorumuz neyle çözülecek? Evopla. Yani en büyük ortak bölenle. Buna göre her bir tahta parçasının uzunluğu en fazla kaç metre olur diyor. O zaman gidiyoruz. Bizim yapacağımız şey EBOB 36 ve 48'in EBOB'unu bulmak. 36 ve 48'in EBOB'u nedir diye bize aslında soru soruyor. 36 ve 48'in EBOB'unu bulurken hemen arkadaşlar 36 ve 48'i böyle yazıyorduk. Asal çarpanlarına ayırıyorduk. 36 ve 48 sayılarının ikisi de 2'ye bölünür. 24, 18. 2 yuvarlak içine alıyorduk. 18 ve 24 ikisi de 2'ye bölünür. 12, 9 yuvarlak içine alıyoruz. 12 2'ye bölünür ama 9 2'ye bölünmez. O zaman uzatmayalım. 9 ve 12'nin de bölünemediği sayıyı bulalım. O da 3. İkisi de 3'e bölünür. 4, 3. 3'ü de yuvarlak içine alıyorum. 3 ve 4 sayıları arkadaşlar ortak olarak hiçbir sayıya daha bölünmezler. O yüzden buradan daha devam etmeme gerek yok. Peki bu yuvarlak için aldığımız sayılar arkadaşlar çarpıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 2'nin karesi çarpı 3. 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten sonucumuz gençler 12 olduğunu görüyoruz. Yani biz burada biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi arkadaşlar sonunun içinden EBOV veya ekok olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Onu da yaparken tahta parçaları. Tahta parçaları ne yapılacakmış? Eşit uzunlukta parçalara ayrılacakmış. Yani tahta parçaları bölünecek. Yani kesilecek. Kesme işlemi olduğuna göre bölen uygulayacağız ve bölen bizim için neyi ifade ediyor? En büyük ortak bölen EBOB'u ifade ediyor. Gerçi. Peki. Öbür sorumuza geçiyoruz. Öbür sorumuzda 84 kilogram ve 112 kilogram ağırlığındaki iki farklı cins nohut. Ben şimdi arkadaşlar konuyu anlatırken bir kavram söylemiştim. Kavramımız neydi? Bakliyat. Nohut bizim için bakliyata giriyor. Ve iki farklı cins nohutumuz var. Ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki torbalara dolduracakmışız. Buna göre en az kaç torbaya ihtiyacımız vardır? Şimdi arkadaşlar bakliyat sorularının mantığı bizim için neydi? Evop. Yani en büyük ortak bölen. Biz 84 kilogram ve 112 kilogram ağırlığındaki nohutları birbirine karıştırılmadan eşit olarak bölmeye çalışacağız. Ve evoplarını buluyoruz. İkisi de ikiye bölünüyor. 42. 112'yi ikiye bölüyoruz. 56. İkisi de bölündüğü için 2'yi yuvarlak içine alıyoruz. 42 ve 56 ikisi de 2'ye bölünüyor. 21, 28 yine yuvarlak içine alıyorum. 21 ve 28 ikisinin de bölünebildiği bir sayı bulalım. Yani illa 2 olmasına, 3 olmasına, 5 olmasına, 7 olmasına gerek yok. Baktığımız zaman 21 ve 28 neyin katlarıdır dediğimizde 7 sayısını buluyoruz. İkisi de 7'ye bölünüyor. Bu 3, bu 4. 3 ve 4'ün daha ortak bir böleni yok. Oradan daha devam etmemize gerek yok. Yuvarlak için aldığımız sayıları 2'nin karesi çarpı 7. 4 çarpı 7'den arkadaşlar 28 kilogram olarak buluyorum. Şimdi bu 28 bizim için neyi ifade ediyor? Hani biz 84 ve 112 kilogram ağırlığındaki iki farklı nohutu birbirine karıştırılmadan eşit büyüklükteki torbalara koyacağız ya gençler. 28 kilogram o torbanın ağırlığı. Yani bir torbanın neyi bizim için? Ağırlığını ifade ediyor. O zaman 84 kilogramlık bir çuvalı 28 kilogramlık poşetlere bölmek için 84'ü 28'e böldüğümde 3 tane poşet gerekir. Veya 3 tane torba. Ben poşet dedim ama orada torba diyor. Peki 112'yi de arkadaşlar yine 28'e böldüğümde 4 torbada buradan gerekecek. 3 ile 4'ü topladığımda toplam benim torba sayım 7 torbayı bulacaktır gençler. Evet. Ömer örneğimize burayı temizledikten sonra Ömer örneğimize geçelim. Ahmet Bey'in uzun kenarı 120 metre. Ve kısa kenarı 84 metre olan dikdörtgen biçiminde bir üzüm bağı vardır. Dikdörtgen biçiminde dediğine göre arkadaşlar ben buraya hemen bir dikdörtgen çizeyim. Şöyle basitçe. Kısa kenarımız 84. Uzun kenarımız 120. Ahmet Bey üzüm bağının etrafına köşelerine de birer tane gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaç dikmek istiyor. Evet. Yine biraz önce de söyledim. Ağaç dikme sorularını da madde olarak almıştım zaten konu anlatımımıza. Ağaç dikmek demek ne demek? Bu dikdörtgen biçimindeki tarlanın kenarlarını sevgili gençler eşit olarak bölmek demek. Bölme işlemi olacağına göre yine bu soru kalıbımız neye girecektir? EBOB. Yani en büyük ortak biz o zaman 120 ve 84'ün neyini bulmalıyız? 120 ve 84'ün EBOB'unu. Hemen yine 120'yi buraya alıyorum. 84'ü buraya alıyorum ve hızlı bir şekilde EBOB bulma işlemine başlıyorum. 2'ye bölünürler 60 42. 2 yuvarlak için alıyorum. 2'ye bölünürler 21 30. 2 yuvarlak için aldım. 30 ve 21 3'e bölünür. İkisi de 7 10 10 ve 7'nin ortak olarak bölünebileceği bir sayı daha olmadığı için sevgili gençler buradan kesiyoruz. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12. Şimdi bu 12 bizim için neyi ifade ediyor? 12 bizim için o dikdörtgen şeklindeki tarlayı arkadaşlar biz şuraya bir ağaç yerleştirdikten sonra 12 metre gideceğiz başka bir ağaç yerleştireceğiz. Onu ifade ediyor. O zaman bizim tarlamızın uzun kenarı 120 olduğu için 120'yi 12'ye böldüğümüzde buraya gençler 10 tane ağaç dikilecektir. Kısa kenarımız 84. 84'ü 12'ye böldüğümüzde 84'ü 12'ye böldüğümüzde buraya da 7 tane ağaç dikilecektir. Toplam kaç ağaç dikilir dediğimizde bunun çevresini bulmamız lazım. 10 ağaç buraya, 10 ağaç buraya, 7 ağaç da buraya. Topladığımızda arkadaşlar 34 ağacın olduğunu görüyoruz. Peki bu dikdörtgen şeklindeki tarlanın etrafına 34 tane ağaç dikeceğiz. Ama bu ağaçların tanesine biz kaç TL ödeyeceğiz? 15 TL. O zaman biz 34 ile de 15'i çarptığımızda cevabın 510 olduğunu arkadaşlar görüyoruz. Yani Ahmet Bey bu tarlanın etrafına ağaç diktiğinde ve ağaçların her birine de 15 TL ödediğinde 510 TL masraf yapmış olacaktır. Yani harcama olacaktır. Peki. Tahtamızı da temizledikten sonra öbür sorumuza geçiyorum. Dördüncü sorumuz. Bir hastanedeki iki hemşireden birisi dört gün. Evet arkadaşlar. Gün. Gün bizim için ne ifade ediyor? Zaman. Yani zaman içeren bir ifade. Zaman içeren ifadeleri biraz önce de ben söyledim. Zaman içeren ifadeler her zaman bizim için neyle çözülür gençler? Ekokla. Peki. Diğeri 6 günde bir nöbet tutuyor. Yani iki tane hemşire var. Biri dört günde nöbet tutacak. Diğeri altı günde nöbet tutacak. Ve bu iki hemşire birlikte ilk nöbetlerini çarşamba günü gerçekleştirecekler. Yani çarşamba günü bakacaklar ki, "Aa Ayşe Hanım, aa Fatma Hanım, yine beraber nöbetçiyiz." diyorlar. Bir sonraki nöbetlerin hangi gün tuttuklarını araştırıyoruz. Tabii ki belli bir günün geçmesi lazım. Yani EKOK'taki mantığımız ne? En küçük ortak kat. Kat demek arkadaşlar belli bir zamanın geçeceğini ve daha büyük bir değer bulacağımızı söyle. Peki 4 ve altın o zaman biz EKOK'unu buluyoruz. 4, 6. Hemen arkadaşlar asal sayılardan yararlanarak bunların ekoklarını hemen hesaplıyoruz. 2'ye bölünürler 2, 3. 2'ye bölünür 1, 3. 3'e bölünür 1, 1. Şuradaki sayılar arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3. Yani 4 çarpı 3'ten 12 gün sonra arkadaşlar bu iki hemşire yine aynı gün nöbet tutacaklar. Yani 12 gün sonra. Peki ilk nöbetlerini hangi gün ger gerçekleştirmişlerdi? Çarşamba. Yani bizim çarşambanın üstüne kaç gün daha eklememiz lazım? 12 gün. Sizi görür gibiyim hemen. Çarşambanın üstüne 12 gün eklerken hemen 12 yapıp da çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Böyle yapmamıza gerek yok. Şimdi bugün günlerden arkadaşlar atıyorum. Salı. Bir hafta sonra yine salı. Yani 7 gün sonra yine aynı güne geliyor. Şimdi 12'nin içinde ben 12'yi şöyle yazabilirim. Bir hafta. Bir hafta kaç gün? Yeni gün. Yani 7 gün geçtikten sonra kalan günümüz ne? 5 gün. Yani çarşambanın üstüne bir hafta daha eklediğimiz arkadaşlar yine çarşambadır. O zaman sorumuz şuna dönüşecek. Çarşamba artı 5. Yani çarşamba'nın üstüne 5 gün sayacağız. Hemen sayalım. Çarşambayı saymıyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi. Yani bu iki hemşire bir sonraki günde hangi gün nöbet tutacaklardır? Pazartesi cevabını veriyoruz gençler. Peki diğer bir örneğimize geçelim. Farklı soru tipleri çözmek istiyoruz. Evet. 5. örnekle devam edebiliriz. Bir bilgisayar şifresi tanımlamış. Bu bilgisayar şifremiz 12 ve 15 ile tam bölünebiliyor. Yani bir şifre 12 ve 15 ile tam bölünebiliyorsa o şifre 12 ve 15'in bir katı olmalıdır. Yani o zaman sorumuzun kalıbını anladık. Sorumuz neyle çözecektir gençler? Ekoklar. Peki 12 ve 15'in o zaman biz gidiyoruz hemen Ekokunu buluyoruz. 2'ye bölünür. 6, 2'ye bölünmez. 2'ye bölünür. 3, 15, 2'ye bölünmez. 3'e böleriz. 1, 5. 5'e böleriz. 1. Şunları da arkadaşlar çarptığımızda 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 kere 5, 60 cevabını buluyoruz. Yani bu bilgisayarın şifresi bizden bir şart sunmazsa arkadaşlar en küçük nedir dediğinde 60 cevabını gönül rahatlığıyla verebilir. Ama sorumuz herhalde onu söylemiyor. Bölünebilen ve 400 ile 500 arasında bir doğal sayı olacak. Yani bizim arkadaşlar bulacağımız şifre 400 ile 500 arasında. Biz ekok değerine ne bulmuştuk? 60. O zaman bu 60'ın katlarından giderek bu katları 400 ile 500 arasında yerleştirmeye çalışacağız. 60'ın diğer bir katı 120. Diğer bir katı 180. Diğer bir katı 240. 300. 360. 400. 20. Ve 480. Bir 60 daha 540. Bize ama soruda ne diyordu? Bu 400 ile ne arasında olması lazım? 500. 400 ile 500 arasında olan değerlerimiz hangisi? 420 ile 480. Cevaplarda o zaman bu iki sayıdan bir tanesi olması lazım. 420 mi var? 480 mi var? Bakalım. 420 var. 480 yok. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar Adana olacaktır. Peki. Diğer örneklerimize devam edelim. Farklı soru tipleri çözmeye çalışalım. 6 o sağ sorusu ondan çözdük. Evet arkadaşlar. Heh. Sekizinci örneğimizde devam edelim. 8 örneğimiz. Bir sepetteki elmalar. Servis tabaklarına beşer. Evet. Yine geliyoruz arkadaşlar. Beşer. Ve altışar altışar. Ben yine Ebo Beko sorularını anlatırken yani belli şeylerden size tüyolar vermeye çalışırken şöyle bir şey söylemiştim. Şerli. Şarlı. Bakın. Altışar. Şar. Beşer. Şer. Bunun gibi ifadeler geçiyorsa arkadaşlar biz o soru tiplerinde ekok uygulaması zorundayız. Yani en küçük ortak kat. Yani elmalarımızın sayısı 5'ten fazla ve 5'in katı olacak. İşte elmalarımızın sayısı 6 altı veya 6'nın bir katı olacak. Yani bu zaman, o zaman biz burada ne uygulaması zorundayız? Ekok uygulaması zorundayız. Tabii ki servis tabaklarına 5'er ve 6'lar konulduğunda her seferinde kaç elmamız artıyormuş? 1. Biz o zaman Gidiyoruz. Hemen ekok buluyoruz. Ekok. Hangi sayıların ekoku? 5 ve 6 sayılarının ekokunu bulmaya çalışıyoruz. Hemen 5 ve 6'yı şöyle yazıyoruz. 2'ye bölüyoruz. 3, 5. 3'e bölüyoruz. 1. 5'e bölüyoruz. 1. Hemen bunları çarptığımızda gençler ilk kere 3. 6, 6 kere 5, 30. Eğer bir şart sunmuyorsa bize arkadaşlar bizim bizim bu servis tabaklarına koyduğumuz elmaların toplam sayısının en az ne olması lazım? 30. Ama diyor ki her seferinde konulduğunda bir elma artıyor. Yani bir tane elmamız artıyor. O zaman 30'un üstüne artan sayıyı ekliyoruz. Ve arkadaşlar cevabın ne olduğunu buluyoruz. 31 olduğunu görüyoruz. Evet. Farklı bir soru tipi yine çözmeye çalışalım. Okul mevcutları eşitmiş. Evet. Şunları çözdük. Evet. Hemen yana kayalım. 14. Örneğimizden devam edelim. Bölme işlemleri verilmiş bize. Burada bölme işlemleri verilmiş. 84 sayısını K gibi bir sayıya bölmüşüz. Bölümü X bulmuşuz. Kalanımız 3. 138'i yine K gibi sayıya bölmüşüz. Yine kalanımız ne? 3. Doğal sayıdır diyor. Buna göre x artı y toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi bizim burada yapacağımız arkadaşlar bu bölme işlemlerinde kalanı bir kere çıkartacağız. Yani eğer 84 sayısının k gibi bir sayıya tam olarak bölünmesini istiyorsan biz bunu kalansız yapabilmek için şurada kalan 3'ü arkadaşlar 84'ten 3'ü çıkarsak 81. Yani buradaki sayımız 81 olsa k sayısı buna 81K'ya tam olarak bölünebilir diye düşünüyoruz. Aynı şekilde bu işlemi 138'den de yine 3'ü çıkartarak kaç cevabını buluyoruz? 135. Yani 135 eğer şuradaki sayımız 135 olsa K'ya bölünecek ve kalanımız ne olacak? 0. Buradaki K'lar aynı olduğu için sevgili gençler. Buradaki K'lar aynı olduğu için. Mantığımız şu şekilde oluşacak. K sayısı 81 ve 135'e tam bölünebiliyor. Yani bölebiliyor. Yani o zaman o zaman 81 ve 135'in K sayısı bir neyi olması lazım? Böleni. Yani en büyük ortak. Böleni. Yani EBOB. 81 ve 135'in gidiyoruz. Hemen EBOB'unu buluyoruz. İkisi de arkadaşlar 3'e bölünür. Burası 27. 3'e bölersek burayı 45. Hemen yuvarlak işini alıyoruz. İkisi de 3'e bölünür. 15, 9. İkisi de 3'e bölünür. 5, 3. 3 ve 5'in daha ortak bir böleni yoktur. Yuvarlak için aldığımız sayıları çarparsak 3 üzeri 3'ten ne yapar? 27. Yani biz burada K sayısının 27 olarak gençler ne yapabiliriz düşünebiliriz. 81'i 27'ye bölersem x sayısının 3 olduğunu. 135'i 27'ye bölersem y sayısının 5 olduğunu görüyorum. Benden x ve y'nin toplamının en az olmasını istiyor. 3 ile de 5'i topladığımda gençler cevabın 8 olduğunu ne yapmış oluyoruz? Bulmuş. Oluyoruz. Cevabı da işaret. Evet. Sevgili gençler. Elimizden geldiğince EBOB-EKOK sorularının nasıl çözüleceğini göstermeye çalıştım. İnşallah umarım faydalı olmuştur. Burada unutmamamız gereken şeyler nedir? Soru kalıplarının içinde hangi kelimeler geçiyor? Hangi ifadeler var? Hangi kavramlar var? Bunlara dikkat edersek EBOB-EKOK sorularını rahatlıkla çözeceğimize inanıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.